Sevgili izleyenler, tekrardan merhaba. Efendim, reklamların ardından yine sizlerin karşısındayız. Hem de yaz aylarında tatil ilgilendiren ilk haberimizle. Efendim, biliyorsunuz İngiltere'de tatil mevsimi Temmuz'un ilk haftasından Eylül'ün, yani okulların açıldığı ilk haftaya kadar devam eder. Tatilciler İngiltere'den yola çıkar ve ana vatanları olan Türkiye'ye gidip keyifli bir tatil geçirir. Peki tatilde neye dikkat etmek lazım? Örneğin paket turlarda neler var? Türkiye'de nereleri niçin tercih etmek lazım? Sadece deniz mi yoksa kültür turlarına da çıkmak gerekir mi? Tüm bu merak edilenleri arkadaşımız Altan Aktürk işinin uzmanlarıyla konuştu. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürüyle cennetten bir parçadır Türkiye. Binlerce medeniyete ev sahipliği yapan o topraklar, İngiltere'de yaşayan her vatandaşımız için özlem kaynağıdır. Özellikle yaz tatilinde gerek kültür, gerekse de deniz, kum, güneş tadındaki tatiller için seçenekleri konuştuk. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada yaz aylarına dair yapmayı düşündüğünüz tatille alakalı detayları ve bilgileri sizlerle paylaşacağız. Sıradaki haberimiz özellikle keyifli ve mutlu bir tatil geçirmeyi düşünen aileler veya bireyler için geliyor. Yanımızda Saffet Bey var. Saffet Bey, hemen hiç vakit kaybetmeden sorumuza geçelim istiyorum. Özellikle paket turlarından biraz bahsedelim istiyorum. Biz, yani Londra'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan aileler paket turlarını alırken nereyi ya da nereleri tercih etmeliler mutlu bir tatil geçirebilmeleri için? Tabii ki mutlu bir tatil geçirebilmeleri için önce ailelerinin nerelere gitmek istedikleri önemli. Özellikle genç misafirlerimizin Bodrum ve Marmaris'e gitmelerini, Kıbrıs'a gitmelerini tavsiye ediyoruz. Kıbrıs paketlerimiz bu yıl çok uygun. Kıbrıs'a uçuşlarımızın direkt olmamasına rağmen biliyorsunuz Antalya ve İstanbul bağlantılı gidiyor. Fakat otellerin ucuz fiyatları ve eğlencenin belli yerlerde oluşundan dolayı özellikle Girne bölgesinde genç turistler için veyahut da genç misafirlerimiz için avantajlı oluyor. Bodrum ve Marmaris'e tabii ki kimsenin kuşkusu yok ne olacağından. Doğal olarak oralarda da eğlencenin çok olduğu bir yer. Aile olan misafirlerimiz için Didim ve Marmaris bölgelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin güney bölgeleri yaz tatili için tercih ediliyor. Ancak çok sayıda kişi kültür turizmi için İstanbul, Bursa, Kapadokya, Pamukkale gibi turistik alanları da ziyaret ediyor. Saffet Bey, bu tavsiye ettiğiniz tatil noktalarına baktığımız zaman işte deniz ve eğlence merkezde odaklı olduğunu evet. görüyoruz ama evet. örneğin deniz ya da eğlencenin yanı sıra kültürel aktiviteler ya da kültürel anlamda da yönlendireceğiniz tatiller var mı? Tabii ki tarihi bölgelerimiz vardır Türkiye'de. Bunların en başında İstanbul geliyor. İstanbul'daki tarihi yerleri gezebiliyorlar. Ayrıca şehir turu yaparlar, alışverişlerini yaparlar. Biliyorsunuz pound'a karşı veyahut da euro'ya karşı Türk lirası şu anda değer kaybettiğinde gayet iyi alışverişler yapabiliyorlar. Yani daha avantajlı oluyor misafirlerimiz. İzmir'de Efes var, evet. Antalya bölgesinde olan tarihi bölgelerimiz var. Kapadokya var biliyorsunuz. Gayet güzel ve ben orada iyi paket turlarımızın olduğunu söyleyebiliyorum. Gayet güzel aktiviteler olduğunu, atların olduğu, kondol olduğunu, herkes peribacalarının atıyorum şeyini biliyor, balonların olduğunu biliyor ama kondol var. Evet, nehirde olan gondollar var. Yani bir Venedik'e aratmayacak bir durumda. Kıbrıs'ta tarihi bölgelerimiz var, Salamis var, Girne Kalesi var, Saint Hilarion Kalesi var. Bunun gibi yaklaşık 8-10 tane kalesi var Kıbrıs'ın da tarihi bölgeleri olarak. Oralara da gidebilirler. Yürüyüş yapabilirler. Yani bizde olan misafirlerimiz için paketlerimizin haricinde bir de kültürel turlarımız da var. Bizim sadece misafirlerimizden istediklerimiz, bizden ne istediklerini bize hemen söylerlerse biz onlara göre her şeylerini ayarlarız. O zaman hiçbir sıkıntılar olmaz. Mutlu mutlu gider. Happy days ile geri dönerler.
Tatilinizi önceden planlayıp gitmeniz, ne istediğinizi bilmeniz çok önemli. İngiltere'den Türkiye'ye araçla gidenleri de unutmadık. Bu soru sizler için özgür ruhlar. Peki Saffet Bey, ben paket tur almak istemiyorum. Kendi aracımla, özel aracımla, karayoluyla Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sadece örneğin otelden istifade edebiliyorum. Bu ya da buna benzer opsiyonlar da sunabilir misiniz bana? Tabii ki kendi aracınızla gidebilirsiniz. Bu size belki maliyetlerin yükselmesine sebep olacaktır ama yine size istediğiniz otellerin ya da istediğiniz bölgedeki otelleri ayarlayabiliriz. Bunun için hiçbir sorunumuz yok. Biz sadece otel, sadece uçak ve ayrıca paketlerimiz olduğunu biliyorsunuz. Peki Saffet Bey, özellikle şu anda bizleri seyreden Londra Mahallesi seyircileri için paket turu alırken acenteler adına nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii ki acentelerin lisanslarının olmasına misafirlerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca bilet aldıkları zamanlarda biletlerinin numaralarına veya voucherlerinin numaralarına dikkat etmeleri lazım. Lisansları olmayan acentelere çok daha fazla dikkat etmeleri lazım. Bazen internetten satın alan misafirlerimiz daha sonra bunun çok ağır bedellerini ödüyorlar. Uçak biletlerini geri alamıyorlar, paralarını bile alamıyorlar. Paket aldıkları zaman da ATOL lisanslarına çok dikkat etmeleri lazım, sormaları lazım. Hatta internetten araştırmaları bile lazım gerekiyor. Çünkü herhangi bir problemde ATOL bunu karşılayabiliyor. Fakat ATOL olmayan acenteler de karşılamıyor. Ve o zaman misafirlerimiz çok mağdur durumda kalıyor. Kimsenin parasını boşa vermesine gerek yok. Onun için lütfen misafirlerimizden dikkat etmeleri gereken en büyük unsur acentelerin lütfen lisanslarını kontrol etsinler. Sizler de erken rezervasyon fırsatlarından faydalanın ve tatilinizi Happy Day Holidays'de daha keyifli geçirin.